Ben kalkıyorum, bak benimki olaya bak. Ceyda. Serhan gel otur buraya. Melek misiniz? Ben Ceyda ile yiyeceğim çünkü o beni aç. Ceyda burada oturuyor, şurada da sen oturacaksın. Orada Demet Hanım. Ben yemeğimi duruyorum. Ben yalnız bırakmam. Şurada yiyeceğim. Burada yalnız bırakan birisiyle de yemem. Bahçeye küçük bir masa. Ben yerimi verdim ya. Daha ne olsun? Bak gel. Hem de Daniel'e yanımda otururken yani yerimi verdim. Benim gözüme bakıp çağırdığını gördüm ama maalesef kendisi... Daha çağırmasam da gelmek isteyen kalkar gelirdi diye tahmin ediyorum. O yüzden ben 20 verdim, oraya gittim falan. Serhan Bey, orası Demet Hanım'ın yeri. Geliyordum ben. Benim yerime oturun daha iyi olur. Ben kalktım, bitti çünkü benim. Sen hazırlasana gerçekten. Evet, iki tabak, iki sandalye. Orayı mı hazırlayacağım? Evet, ikiniz baş başa yiyin. Eser, bunu getireyim mi? Ha, ister misin? Benim ayıma şey olur. Aralarını yapalım mı? Vallahi benim ayı evlenecek ki. Ben daha ne kalacağım evde. Sana bir şey diyeyim mi? Senin canım eline mı? Sağlık. Bunu görsün seni terk eder. Boşuna yani benim ayım beni 5 yaşından beri terk etmedi deme yani. Bunu gördüğün zaman seni anında satar. Abi benim ayım yarışmacı Demet, evlenecek diyecek ben kalacağım. Ya bu kadar denk gelir ya. Bu tavşan ama olsun sen senin ayı idare eder. Şöyle gidiyor. Ben böyle dumur oldum. Ne yapacağımı bilemedim yani. Bence bilme, yaşa. Hadi gidelim. Vay, bravo. Çok güzeldi. Multivitamin ha Daniela. Sana bir şey olmasın. Bu sahne çok kötü bir sahne yalnız. Evet. Bu sahne çok kötü. Bayağı önden gitti. Ceyda çok kötü bir sahne. Koştu. Çok kötü bir kare. Hangi kare? Yemeğin nerede? Gel ben sana. Ne karesi? Bayanlar bekletilmez kardeş. Delirdim. O an zaten Serhan demişti, Ceyda'yla yemek yemek istiyorum demişti. Ben orada hazırlıklar yapıyordum. Sonra bir uyarı geldi. Dani, Serhan damatlar evine dendi. Ben de şok oldum. Başımdan aşağı yine kaynar sular döküldü. Delirdim. Neden böyle oldu bilemedim ya. Çok sinirlendim o an. Biz geldik efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fazla yalnız kalamadınız. Yani dedik kader. Ki Serhan dedik, kardeşimiz nerede gelse de konuşsa. Vallahi. Ben de iki kardeşimi de özlemiştim zaten. Yani sistem bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Evet. Eminim şu an Ceyda büyük bir bardak suyu şöyle lıkır lıkır lıkır. Haklıyken haksız duruma şöyle düşüyorsun. Karşındaki insan eğer o sihirli değneği sokuyorsa, düğmelerini böyle yapıyorsa, onun da karşında senin oradan bir sinir çıkıyorsa ve o sen sinirlendiğin zaman kendini tutamıyorsan, söylediğin laflarla sen daha kötü durumlara düşersin. Öyle. Ondan bahsetmek istiyorum. Evet. Anladın mı demek istediğimi? Ya sabır birazcık ya. Niye bu kadar... Biz yani farklı yer, farklı sular mı içtik diye düşünüyorum ya. Neden bu kadar ya? Yardım et, yardım et. Yardım edeyim. Yiyeceğim şimdi birazdan. E, yiyeceksen ye o zaman. Yiyeyim mi? Yiyeceksen ye. O Demet'in yemeği ye. O yemeyecek zaten. Onları ye bak. Yiyeceğim, yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Beğendin mi? Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Anladın mı demek istediğimi? Ve ben açım. Bakalım neler hazırlayabilecek. Evet. Lütfen Daniela. Kek yaptırma artık. Yok, ben ne zaman şey. Kek yaptım? Hayır yani kek demeyin. Geldiğimden beri kek yeter artık. Ceyda'nın da zaten iğrenç et sotesinden sonra. Yaptı mı? Biz... Bol sarımsaklı, bol acılı. Yani sarımsaklı soğanı kaldırmışsın. Yalnız ben de bol sarımsaklı, bol acılı bir sote yaptım dün. Ve et soteydi o da. Wow. Ama bak yani... Yani aynısının tavuğunu sote. Yapmış kız. Ne var bunda? Sevmedim. Hayır sen şimdi niye şey yapıyorsun ki? Hayır şimdi üzerime alındım çünkü aynı şeyi ben de yaptım. Bak senin soteni henüz yemedim. Belki sen daha kararında yapmış olabilirsin ama Ceyda'nın sotesini beğenmedim. Benimki, yedim benimki yani. Güzel olmuştu. Herkes ikişer tabak yedi biliyor musun? Ne yapıyorsunuz? Öyle mi? Ben de pilavı çok güzel yemiyorum. Hatta dedim ki... Gel oturacaksın mı? Yok yok. Ben öyle seviyorum. Ben hatta dedim ki soğanları da dedim tam Daniela'ya soydurtuyordum. Yarısını soydu. Ben soğan, ondan sonra soymam. Gitmek zorunda kaldı dedim. Çünkü o soğanın kokusu elden çıkmıyor. Gidişin hızlı, dönüşün i̇şte daha yani. Hızlı oldu kardeşim. Dani. Düşün artık Dani. Böyle buram buram gidip soğan çekip kokadı. Geldin mi ne yaptı? Oradan Sinan alıp çekip gelmedim. Aslında biraz yemekten önce bir su içmek ben onunla yemek yemek istemedim. Yemek yapmaya mı geldiniz? Evet, kendisi benimle yemek yemek istemedi. Evet, sebebi var çünkü. Ama bak ben orada benim gözlerime bakarak konuştuğunu fark ettim ama Ceyda her zamanki gibi... Hep bedenek. Ne güzel bir şey yaptı. Yarışıyor Allah, işte. Bir dur ben kalkmışım ama ayağa şey, yani. Bir şey diyeceğim. Yarışmıyor mu sence? Hayır böyle ama bak her şeyi kuralına göre oynamak gerekiyor. Sen yarış. Anladın mı? Ne için yarışacağım? Sen yarış yani.
Ne için yarışacağım? E zaten benim gözüme bakıyorsun. Ben gelecektim. Gelmeyecektin. Böyle sen de bana bakıyorsun. Ayağa kalkmıştım. Ayağa kalkmıştım fark ettiysen. Gülme be. İyi bir gözlemci değilsin. Bak ben sana... Kendimi kötü hissettim. Bir an böyle yürüdüm kalktım. Ya dedim siz ki, yemek yapmaya mı geldiniz? Arkamdan dedim şimdi evet. Gelecek birileri ciddi tamam mı? Ciddi yemek yapmaya mı? Evet. Bizimkiler ne yapıyor? Yemek yiyorlar. Biz Allah niye yemiyoruz? Bizim burada yememizi... Ben de işte... O zaman biz yapalım bunlar otursunlar. Konuşamadım ya. Murat'la da Duygu. Hepimiz bahçedeydik. Murat Duygu'yla. Ben de Tankut'la bahçedeydim. Tabii Tankut'la pek konuşamadık. Çıktı buraya geldi. Ben şahsen ondan mesela sonra... bir tahmin arada... oyununda senin beni çağıracağını tahmin etmiştim. Sürpriz mi, isim aklımda mi oynamıştın? Yok değildi. Ha. Sarışın yeşil gözlüsün ya. Aklımda yok değil, vardı. Beş tipin içinde sen de varsın. Aa. Hiç olmayacak tipler kimdi? Hiç olmayacak tipler kimdi? Murat mıydı? Ben Murat'tan dolayı sana hep böyle mesela şeydim, mesafeliydim sana. Çünkü Murat'tan dolayı da... Belli. Farkındayım, senin, yok değilim, hani, bana kızdı. Dedim, Murat vardı mesela. Ben Murat'la da içeride hep böyle diyaloglarımız abi kardeş kırmak gibiydi. Kırmak istemedin değil mi beni çağırıp da? Hiç de ben mesela Murat'ı karşıma almayı hiç düşünmemiştim bu zamana kadar. Niye mesela almıyorsun hiç... ki? Mücadele etmek iyi değil mi sence? Ya, iyi bir şey ama sonuç olarak ona abi kardeş gibiydik evin içinde. Kırılmasını istemedin. Böyle şeylere tabii. O düşüncesi daha belki açıktı ve düzgündü sana karşı. Ben o yüzden araya şey olmak istemedim belki de. Sen buradan gideceksin ya. Evet. Emre'ye diyeceğim ki Emre, daha diyeceğim Ayşe pilav yapmayı bile bilmiyor. Acaba diyeceğim pilav yapmayı bilen birisiyle mi ilgilensen? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yapıyorum ben. Çok da güzel yemek. Çok şükür. Biliyorsun ben... Başımdan geçen şey misin diye zaten sana bunu uzatıyorum. Serhat. Misafir olmasaydın. Geri mi atardın? Kafana fırlatırdım zaten yani. Demiş kadar oldum yani. Ama bayansın dua et. Neyi demiş kadar olsun, oldum? Niye geriliyorsun? Yok be gerilmiyorum. Yastık fırlatıyor ya. Ne var kardeşim değil misin öyle demiyor kardeşiz muyum? Diye de yastık savaşı yapacak ya halimiz Ayça, yok. Ayça. Ya burada bir tane süzgeç ya, vardı bak, nereye gitti o ya? Bu hareketlerim beni rahatsız ediyor. Ay gıcık oluyorum. Ayça, belki de bilerek yapıyorumdur ha. Sen nasılsın? Tamam. Emre görsün diye senin. Allah'ı rahatsız ediyorsun ya. Ayça yani bilmiyorum. Pilavı kurtar istiyorsan. Kurtarmıyorum, çöpe dökeceğim şimdi onu. Niye? Sinirlendi. Nimet dökülmez. Ben eline dökerim. Sakın ha. Dökeceğim. Sakın. Yenir yani o. Emre bir baksana, yenir harbiden. Yapmasın öyle bir şey. Buradasınız, bakamadınız o pilava. Suçlu bize oldu. Biz ne kadar gergin şeyiz ya, insanlarız. Tankut, bu eve pozitif enerji yolla. Sen de aynısını yapıyorsun, bunu özellikle mi yaptın? Neyi? Ceyda'nın yaptığının aynısını yapmıyor musun? Yo. Doğru söyle, özellikle mi yapıyorsun? Hayır, şu an malzeme olarak bu var, o yüzden yapıyorum. Hmm. Ya, Ceyda'yla benim aramda pek bir şey olamaz. Olamaz diye mı? Diye düşünüyorum. Ceyda ayrı bir karakter, ben ayrı bir karakterim. Hayır ben... Herkes farklı. Tartıştığınızı biliyorum ya. Sırf bu sebepten bile tartışma konusu çıkartırsınız kendinize. Yani aynı olabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Yemeğin. Senin de bakıyorum, senin için bazılarının tartışması hoşuna gidiyor galiba. Kimin hoşuna gitmez ki? Bak 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 bak. Senin için de tartışanlar var. Kim mesela? Var işte. Var mı? Aa iyi güzel. Şunu açar mısın sana zahmet? Çok mersi. Üzerime gelmedi, sorun yok. Ay bir şey olmaz, merak etme. Sileriz. Temizler misin? Temizlerim. Makine yoksa elinde yıkar mısın? Sen bunu sürekli bağırıyorsun. Bazı çamaşırlarımı kendim elimde yıkamışlığım var yani yapıyorum. Doğrudur. Yani. Yapıyorum birçok yani. Birçok bayan gibi. Emre, ilk buluşmamız yemek. Hı. Onda çok iyiydin. Ya iyi olduğum halimi görüyorsun zaten. Yani. İyi olduğum halimi zaten gördün sen benim. Ama bir şeyler üst üste gelişiyor. Tamam mı? Ben senin şuradaki dün o surat ifadeni hatırlıyorum. Tamam mı? Bana böyle oradan kalk demeni hatırlıyorum. Ve benim tüylerim böyle ürperiyor, diken diken oluyor. Anladın mı? Ne var hani, bunda? Bunda ne var? O sinirle söyleyemez miyim? Bunda ne var? Bunda ne var? Ben burada yanlış ya da farklı bir durumun içerisinde değildim ki sen gelip beni hani böyle basıyormuş gibi bir hava veriyorsun. Öyle görünüyor. Anladın mı? Öyle görünüyor. Neydi bu, hatırla. Thank you.
mu? Aa! Neydi bu? Benim hayat felsefem. Demiştim. O kadar çok şey tartıştık ki aklımdan uçmuş gitmiş. Değil mi? Aslında konuşmamız gereken şeyleri pek konuşamıyoruz. Asabi Serhancığım. Çok asabisin, çok sinirlisin. Her şey olması bazen gerektiğini. Bazen senden korkuyorum. Korkman gerekiyor zaten. Yani erkekten korkmayan kadın mı olur ya? Ayşe, senin iddialarına bayılıyorum ya. Kendine özgüvenine hayranım yani. Çok iyisin. Kendime güvendiğim için zaten buradayım ya. Yani seni gaza getirip, seni ciddi rakip olarak görüp